Yok ya. Kaldır. Tamam. İdare eder. İlkokulu Seyit Gazi'de okudum taşımalı olarak 23 kilometre. Genelde başarılıydım. Şimdi ilkokulu okurken aslında ortaokulda Seyit Gazi'de okudum. 8 sene boyunca taşımalı gittim. Yani koyunla iç içesin, hayvanla iç içesin, orada ödevler veriyorlar sana, gelip koyunda yapıyorsun, böyle kafama daha iyi giriyordu. Bayağı hep takdir teşekkür falan getiriyordum. Dedemle beraber hayvanı saldığımızda kitapları yanıma alıyordum, ders çalışıyordum. İyiydi yani. Başarılıydım. Onun kuzu Yani emmiş. emmişim baba. Emmiş. Gayet Tamam. başarılıydık. Yani derslere yoğun oluyorsun abi. Köy yerinde ilgilenecek fazla bir şey yok. Arkadaşlarınla oynuyor. Ondan sonrası zaten taşımalı 8 kilometre diyorum ya, buradan gidiyorsun, yine ders konuşuyorsun. Gelirken ders konuşuyorsun. İyiydi yani benim için. İlkokulda, ortaokulda, lisede. Aslında gayet başarılıydım. Lisede falan birinciliklerim var, sınıf birincilikleri. Ama tabii ki üniversitede kırılma noktası köy hayatına geldim. Hadi abi, işimiz var. Şunları bir yapalım. Kuzuları ayıralım. Koyunlara yem verelim. Daha karnımız aç. Biz yemek yemedik. Yeni kuzu mu doğmuş? Orum bir tane kuzu olmuş ama annesi hangi? İşte bu Evet. Sabah bereketi. toklu olmuş bence Büyük toklu ihtimalle kuzu. tokluk kuzu. Şimdi Evet. buluruz. Önce bir ayıralım. Yeni doğmuş. Şu mu acaba? Yok. Arka tarafından belli olur ya. Baba. Olur. Evet. Sayanın içi yine sıcak. Ayran Her kuzu büyük kuzu. ihtimalle ses yapıyor da. Bir ayırdıktan sonra bakıverelim ya. Öyle mi? Ayıralım hemen. Ayran. Ya bu arada bunlar ayrılmıyor mu bu yakında ya? Büyüdükçe annelerinin yanına gitmeyi istiyorlar onlar. Bak ben bunlarla ayıracağım. Ben bunlarla ayırayım. Evet. Çok az. Son 15 tane kalıyor zaten. Hadi. Hadi ayran. Bunlar artık yeter. Karınlarını doyurdular. Ayıracağız. Evet. Bayağı ayırdık baba. Bunu iyi ayırdık değil mi? Evet. Bayağı iyi ayırdık. Çık. Son Anne koyunumuzu çıkaralım. He? Tamam. Elimizle ayıracağız artık kalanlara. Şu Yani %70 %80 ayrılmış. O koyun burada kuzulamış ya. Ha nerede? Bak eti orada. Aykız istiyor zaten. Aykız. Bir de eğer koyun kuzularsa kesin aykız kapıya geliyor. Bir de o var. Bizim işler genelde aynı. Sabah kalk, koyun kuzu, ondan sonra yemek, öğlen koyun kuzu kış aylarında. Akşam koyun kuzu ve yat. Yürü Ve bakalım. bu aynı. Ekstrem Buraya bir kadar şey yok. yürüyeceğiz. Buradan öte elimiz alıp koyuyoruz böyle. Bunlar kalanlar. 1000 abone 4000 saat de bayağı uzun süre oldu aslında. Biz burada 1000 abone şeyi çekmiştik. Hatta 1000 abone olduğumuzda bizim bu çataldan yaptığımız şapka vardı. Çataldan telefonu tutmak için şöyle bir şey yapmıştık. Telefonu yerleştiriyorsun. Hatta o evde duruyordu. Babam bir yerlere koymuştu. İşte 4000 saati çabuk geçtik de 1000 abone biraz sıkıntılı oldu. YouTube'un para kazanmaya aktif hale getirmesi için gereken bir şart bu. Burada video çektik 1000 aboneye özel. 1000 abone olduk diye video yayınladık. Tabii bayağı bir kişi gitmişti sanırım, 50-60 kişi. Tekrardan 960'lara, 980'lere düştük. Ama mesela 1000 abone videosundan sonra şunu demişlerdi. O zamana kadar hep şeydi. Mesela bugün mantar bulduk. Ya da küçük bir video. Ya da işte traktörle, emektarla giderken bir şey oldu. O zaman demişlerdi, abi yüzünü de göster, yüzünü de görelim. İşte sen de anlat biraz, senin yaptıklarını da görelim. Tabii yavaş yavaş hayat hikayesine dön. Ben ne yaşıyorsam, ne bugün ne yaşadıysak
aynısını paylaşıyoruz. İnsanlar, bizi izleyenler, bizi sevenler beğendiler. Kısa sürede de dediğim gibi 500 bin aboneye geldik yani. İnşallah daha iyi yerlere. Biz aynı böyle farklı bir şey yok. Zaten hayatımızda farklı bir şey yok. Sabah kalk, koyunlara bak, yemek ye, öğle bak, akşam bak. Bunun haricinde tabii eğlenmeyi seviyoruz ama koyunlara, kuzulara bakıp bitirdikten sonra. Aykız kapıya geldiği zaman kesin koyun kuzulamış yani. O biliyor, burada bekliyor. Ve koyun da kuzulamış. Birazcık obur bir köpek. Gel Aykız. Sanırım şeyler içi geliyor. Besleyici bir üründen evet. İçi burada. Aa baba bu gel baba. Oğlum verelim mi? Kuzuyu buldum koyunu. Bunu işaretleyelim baba o. Hani? Bu. Ha. Tamam. Ben boyayı alayalım da işaretleyelim. Boya nerede? Boya oradaydı ya. Bak şey kırmızı boya sonda. Ya bu şey be. Toklu daha toklu. Yani koyunlarımızın kuzulaması bitti. Evet. Bunlar geçen sene burada böyle kuzu olan koyunlar. Yani bu koyun geçen sene burada böyle kuzuydu abi. Aynı orada böyle kuzuydu. Tamam sen bunu işaret yap. Aslında normalde. Tamam bir çizgi bir tane yeter. Kuzulaması lazım. Ama kuzuluyorlar. Bizim için iyi tabii ki. Oğlum kuzuyu da bulalım. Kuzuyu bulup gelsen ya. Kuzu öteki taraftaydı ha. Tamam bul ona bir emzire mi bakalım emiye mi ne yapacak? Evet biraz stres yaşadılar. Normalde böyle korkmuyorlar da. İşte birkaç şey içine girdiği zaman şu an bayağı korktular. Burada baba. Baba daha çok kuzu kalmış. Ayıracağız onları ya. Bu oğlum bu kızı ne yapacağız? Için... Etenini bulup versek mi? Ne yapsak? Bu kapıdan gitmiyor. Veririz. Emzirelim bunu ya. Hadi emzir bakalım. Şuraya geçelim baba. Nereye? Şuraya. Tamam. Bu mu? Kesin bu değil mi koyun? Evet. Gel. Sık. Şöyle. Gel. Dur. Bu. İyi olur vallahi. Emerse şimdi salmadan. Yeni doğmuş. Burada işareti var. Hani? Değil. Ha. Evet. Gel. Onu yalamış o. Seviyor kuzusunu da büyük ihtimalle biz gelince korktu. Yok o bazı kuzular var altına giriyor. Bunu ondan ememeye de. Sütü var mı? Var çok var da özü var. Biraz kuru. Hiç mi emmemiş bu koyun? Hiç emmemiş. Şimdi açıldı. Ver bakalım. Şöyle yatıralım biraz. Zaten 5-6 sefer yürüme yapsa bir daha yeme böyle da. Daha sütü. En sağlıklı kuzu için. Şey abi ilk doğduktan sonra az sütünü emerse hastalıklara emiyor karşı. Mi? Kendini koruyor. Emiyor tabii emecek. Oo çok tat. Eğer ki az sütünü emmeyen kuzu olursa hastalıklara daha çabuk yakalanıyor. Bazen annesiz kuzular oluyor. Annesiz kuzuları ağız sütü emmiyor tabi. Yani annesiz derken ikiz doğum yapıyor mesela. Annesini bilemiyoruz. Direkt inek sütünle başlamaya başlıyoruz. O kuzular bu kuzulardan daha sağlıksız oluyor. Ağız sütü her şey. Bütün hastalıklara karşı koruyan şeyler bu sütün içinde var şu anda. İçi emiyorlar. Ya. Koyun ayırıyorduk ama koyun kuzulayınca iş döndü koyun emzirmeye değil mi? Evet. Genelde böyle oluyor. Ya. Sabah bir şeyimiz yok. Saat 8'de 9'da kahvaltı yapalım diye değil. Biz genelde önce koyunlara bakıyoruz sonra yemek yiyoruz. Bazen saat 11'de oluyor kahvaltı yapasıya kadar. Çünkü böyle bir 2-3 tane koyun kuzuladığında mecbur ilgileniyor. İlgilenmezsen olmaz. Sabah kahvaltısı. Aykız! Yavruların yanına gitmiş sanırım. Aykız! Yavruların yanına gitmiş. Şuraya bırakalım da. Karabaş kardeşim. O geldi de. Geri gitti. Karabaş geldi baba. Onun nasibiymiş. Karabaş mı geldi? Yes. Orun.
Ben bu arada onu bağlasam çok iyi olur değil mi? Vallahi bağla. Bence ben 9 lira ayırmaya devam edeyim. Onu ben bağlayayım o çünkü kolay kolay yakalayamayız onu. Yine her şey donmuş ha. Düşmüyor. Şöyle boks maçı yapabiliriz burada. Çocukken bunları amma yiyorduk. Bileklik yeri yesiye kadar koyunlara bakmamız lazım. Burada keçilerimiz var. Bunları iki kademeye ayırdık biz koyunlarımızı. Kuzusuz olanlar burada duruyorlar. Kuzullar orada genelde. Mesela bunlar daha kuzulayacaklar. Genç takımı burada duruyor. Keçiler erkek takımı. Bir de burada aynı zamanda yem veriyoruz. Küçük ulişlerimiz var. Tabii bu çadır öncelerden yoktu. Sonradan yaptırdık. Şu an bizim için mükemmel. İlk işe başladığımızda iş diye nitelendirirsek YouTube'a başladığımızda biz video atmak için dağda bekliyorduk abi. Dağda yatıyorduk. 5-6 saat, 7 saat dağda bekliyorduk. Mesela akşama kadar hayvanı otlatıyordum ben koyunlara. Ne çekiyorduk? Güzel bir yemek, güzel bir çay. Yaşadığımız o günkü olayı çekiyorduk. Mantar topladık, bir şeyler yaptık, bir şeyler yedik. Akşam bir saat önce falan babama diyordum ki baba benim yanıma gel. Telefondan çekiyordum. Kısa çekiyordum. Baba benim yanıma gelir misin? Ben dağa gitmem lazım, video yüklemem lazım. Babam 2 saat önce, 1 saat önce benim yanıma geliyordu. Telefonumu alıyordum. Doğru direkt traktörün içine biniyordum. Şu bizim tepede 4.5G çekiyor. Diğer hat köyün hattını görüyor. Bizim buraya sonradan 4.5G yaptılar. Orada bekliyordum. Vallahi sabahlara kadar çok yaktı, yattım traktörün üstünde. Bunlar yavaş yavaş olan şeyler. Seve seve yaptığımız işler. Hem sevgimizi kattık, hem sabrımızı kattık, hem azmimizi kattık. Kısa zamanda güzel yerlere geldik. Seviyorum yani. Artık yalnız değilim yani. Şöyle baktığın zaman baba keçileri salalım mı? Salalım. Bir düşün abi. Salıyorum böyle dağda tek başınasın. Kimse yok. Kimse yanında değil. Ama şu anda 500 bin kişiyle falan ben koyun otlatıyorum. Çobanların en büyük derdi de yalnızlık. Bence. Ben bu zamana kadar ne yaşıyorsam yayınladım. Ne yaşıyorsam onu çektim. Bunun içinde YouTube'un ya da işte şeyin nasıl derler? Ölümü de çektim, kalımı da çektim. Mesela köpeğim öldü, çektim. Koyunum doğdu, çektim. Birçok linç yedim. Ne yaşıyorsam yani ben de yarın nasıl olur, öbür gün nasıl olur diye bir şey yok. Ya da bunu bugün böyle yapalım diye bir şey yok. Bugün ne yaşadıysak onu çekiyoruz. Bir de kendimiz olduğumuz için sanırım. Yani başarı dediğin gibi elbette arkasında çalışmak tamam. Vesaire bunlar var da bence doğal olduğu için abi ya. Biz neysek o. Dediğim gibi biz çok şey yaşadık, birçok linç yaşadık. Ama biz bunu YouTube için yok linçlenir, yok işte şöyle olur diye değil. Biz hayatımızı yaşadığımız için paylaştık. İnsanız, hata yapıyoruz onu da paylaşıyoruz. Bir şey yapamıyoruz onu da paylaşıyoruz. Bir şey yapıyoruz onu da paylaşıyoruz. Ne görüyorsan olur işte. Köy hayatını şu anda yaşatan birçok kanal var ama biz sanırım ilklerden biri miyiz diyelim. Yani ben de daha önceden çok var mıydı onu da bilmiyorum ama insanlar izlediklerinde, yani şehirde yaşayan biri izlediğinde köy hayatını yaşıyor abi. Şehir hayatından uzaklaşıyor. Daha önce genelde bizim babamın yaş grubu diyelim, bir tık daha aşağı grubu, köyde yaşayıp da şehire gitmiş insanlar, belirli sebeplerden göç etmiş insanlar. Bir 25 sene önceki halini görüyor mesela. Bir abi diyor ki ben 25 sene önce böyleydim. İnsanlar izliyor, stresten uzaklaşıyorlar köy hayatını. Yani kendilerini görüyorlar aslında. 25 sene, 20-30, 25-30 sene önce abinin yaşadıklarını biz şu an ona tekrardan yaşıyoruz.
Bunlardan bir tanesi de doğaya kaçış, eğlendiğimiz videolardan. Yemek yapıyoruz tabii %80 olmuyor. Mesela tavuk yaptık, yandı. Kuzu, evde kuzu bacağı yaptık, pişmedi. İşte böyle. Çok mükemmel yaptıklarımız da oluyor, yapamadıklarımız oluyor. Ne oluyorsa. İlk seride bacak pişirmiştim, mükemmel. Aslında hepsi mükemmel de. Bu ekstradan olanlar, mesela tavuk videosu bizim çok izlenmişti. Ondan dedim, orada yakmıştık tavuğu. Pişecek diye bekledik, karardı çıktı. Burada da anneme bacak yapmıştım, bacağı, huyu kebabı diye. Çukuru kazdım, direkt bacağı gömdüm çukurun içine. 10 saat bekledik, bir çıkardık, hiç pişmemiş. Böyle şeyler de yaşıyoruz da, genelde güzel oluyor. Et olan yerde iyi oluyor ya. Seviyorum ben yemekleri. Yumurta kırıp yediğim yemek de güzel, et diye şey de güzel ama uykuluk yedim ben son zamanlarda. Bir abim söylemişti, uykuluk. Uykuluğa bayıldım. Bu sucukları da kendimiz yaptık. Ne kadar başarılı bilemeyeceğim ama şu an mesela bundan da bahsedeyim. Köy hayatında bu da güzel abi. Şu anda sofrada bulunan her şey bizden. Domates hariç, salata hariç. Şu an yetişmiyor. Mesela şurada tereyağı var, peynir var, patates var, yoğurt var. Yani köyde yaşamanın artılarından bence bunlar. Sucuğu da kendimiz yaptık. Yani biraz kuzu sucuğu, %100 kuzu sucuğu. Böyle olmuyormuş. Yine bir başka bir şey denedik herhalde. Bilmeyerek yaptık. Bir tuhaf oldu ya. Köfte gibi oldu. Sucuk tam ziyade bir... Eti çok erimiyor değil mi? Evet. Size de, bize de afiyet olsun. Yememizi yiyelim. Kahvaltıdan sonra kapıyı yapacağız. Kapımız kırılmış. Çiftlere falan gideriz. Birkaç iş daha var. Köy işleri işte. Genelde aynı işler abi. Hadi bismillah. Şu kapımızı yaptıralım. Baba kapağı kapatsa mıydık ya? Şöyle. Bak. Kapağı. Ha, sen orasını koy baba. Bak şöyle bak. Dur, dur. Aynen. Böyle sen ben kapağı evet. Kapayacağım. Kapat bakalım. Kapayacağız ama. Evet. Yok yok zarar vermez. Bence bunu cızarsa baba. Yok yok lastikte babacım. Şeysek altına bir şey koysak. Lastikte canım bunlar bir şey olmaz ki. Olmaz. Olur mu sence? Bence olmaz. Evet, rüzgardan da uçmaz herhalde bu. Yok ya. Kapıda mı uçacak? Yani 200-250 gidince
şey yaşadık takipçilerimizle, ilginç olaylar. Mesela en son İstanbul'a gidiyordum abi. Böyle gördüklerinde yolda insan tuhaf oluyor tabii. Senin yanına geliyorlar, seni görmek istiyorlar. Biz kendimiz hiçbir zaman şöyle böyle demedik. Yani dün neysen bugün de oyum. Ama insanlar tuhaf bakıyorlar. Geçen İstanbul'a gidiyorum. Çocuğum biri yanıma geldi. Abi dedi maskeden tanıyamadım da dedi. Sen dedi Orhun Topkaya mısın dedi. Dedim evet benim. Dedi ben seni çok seviyorum dedi. Maskeyi bir çıkarttım abi dedi. Sen dedi videoda da gözüktüğü gibi hiç yakışıklı değilsin dedi. Şeyde tren garında. Çocuk dedim yani yakışıklı zaten değilim de. Yakışıklı olsan ne olacak yani adama? Bunun gibi birçok örnek var. Bizim buraya da çok geliyorlar. Mesela her cumartesi pazar bir 8-10 araba ağırlıyoruz. Bunların içinde genç kardeşlerimiz var. Bizi gururlandırıyor, mutlu da ediyor. Bizi izleyip küçük yaşta 6-7 yaşında, 8-10 yaşında ufak kardeşlerimiz var. Buraya geliyorlar. Hepsi aynı aslında. Onlar beni oğulları gibi görüyorlar, çocukları gibi görüyorlar. Ben de ona alışmaya başladım. Adam geliyor mesela eve. O oğlum benim, işte Orhun ya da bir tane abla, kardeşim benim. Nasılsın diyor, sarılıyor, işte o iştenliği anlatabildim mi? Ama sen şeysin yani, Allah Allah, ya bu abiyi tanımıyoruz ama ilk başlarda öyleydi, şimdi alıştım. Biraz daha bu konuda açtım yani. Kurgu değil, gerçek hayat. Ama hep birbirine bağlantılı. Bugün yaptığımız iş yarına kalabiliyor, yarın yapacağımız işi bir gün önceden biliyorlar. Bir doğum meselesi var mesela, koyunları besliyoruz, büyüyecekler, doğuracağız, satacağız. Bunların hepsi bir bağlantılı olduğu için insanlar kesintisiz izliyorlar bence. Bir de işte doğal buluyorlar, bizi içten buluyorlar, kendilerine yakın buluyorlar.